Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah paraların içerisinde yüzüyorsunuzdur. Benjamin Franklin ile oturmuş tavla okey batak pis sedil atıyorsunuzdur. Keyifleriniz en üst seviyelerdedir. Bugün farklı bir şekilde çıkmak istedim. Keltoşumu kapattım. Çünkü ışık vurdu mu Nur yüzdü <laughs> şey geliyormuş gibi böyle aksakallı dede gelecekmiş gibi hemen ne yaptık kamufle ettik ve farklı bir şeyle çıktık karşınıza deniyoruz bakalım bir şeyler ne olacak ama sizin keyifleriniz inşallah yerindedir. Bugün bana en çok sorulan coin'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sango coin. Şimdi Sango coin alakalı gördüğüm birkaç tane olay var ve size de anlatmam gereken çok acayip enteresan olaylar var. Bunlara birazcık değineceğiz ve kendi düşünce fikirlerimi sizlere ufak da olsa anlatmaya çalışacağım. Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin ağı üzerine bir kripto para inşa etti. Devlet destekli bir kripto para olarak tarihe geçti bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmezseniz üzülürüz, daralırız, kalbimiz kırılır konumuza şöyle geçelim. Bu makaleyi ben zaten daha doğrusu bu haberleri size şey yapmaya çalışacağım. Yorumlara yazmaya çalışacağım ve açıklama kısmında. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Ben ilk olarak web sitesine girmek istiyorum. Hatta web sitesine gireceğiz ama ilk sango.org yani direkt ana sayfalarına girelim. Ana sayfalarından sonra ben içeriye göstereceğim birkaç tane taktik var sizlere. burada ana sayfasında hemen Türkçe diline çevirdiğimizde detayları hepsini anlatmışlar arkadaşlar. Yol haritaları da var. Şunu da belirteyim. Reklam Meklam hiçbir şey değil ha. Yani bir Orta Afrika Cumhuriyeti'nden reklam almasın. Sadece hemen bunun detaylarını size göstereceğim. Burada satın alıp alınmayacak mevzuları da var. Aşağı tarafta da bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz bu ana sayfasında. Ama şunu belirtmek istiyorum. Siteye kayıt olacaksanız kendi kullanmış olduğunuz, yani borsalarda kullanmış olduğunuz mail adreslerini kullanmayın değerli arkadaşlar. Neden kullanmayın? Biraz sonra anlatacaklarımdan sonra bunu çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Site içerisinde bazı açıklar var arkadaşlar. Daha doğrusu site tam stabil bir şekilde çalışmıyor. Ben tabii ki de sahte bir tane mail adresimle kayıt oldum. Burayı büyük ihtimalle ben bulurlarım. Siz görmezsiniz orayı. Siteye giriş yaptığınızda gösterge paneli kısmına girdiğinizde böyle bir ekran geliyor ama mesela şimdi cüzdanım seçeneğine tıkladığınızda bu sayfaya erişebilmek için kimliğinizi yani KYC'yi doğrulamanız gerekiyor diyor. Şurada true yazıyor ya bak şurada true yazıyor sol üst tarafta. Bunu false yaptığında enter'a bastığınızda burası kapanıyor. <laughs> çok çok gönül, çok acayip. Yani KYC doğrulamanıza da gerek yok. Oradan artık kapatıyorsunuz ama ilerleyen alanlarda bu alan tekrardan size geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi false'u yazdınız düz my wallet yani düz adresine girmeseniz bile şurada proje ürünler kısmına girdiğinizde değerli arkadaşlar burada da çok karşınıza çıktığından dolayı o sizi rahatsız ediyor bunu bu şekilde kapatabilirsiniz bazı arkadaşlara çıkmayabilir ama genel olarak bu ekran çıkıyor gösterge paneline tekrardan geri dönelim şu an mevcuttaki satış fiyatı 0.10 ABD dolarından satıyor bir sonrakini 0.15'ten listeleme fiyatının da 0.45'lerden olacağından bahsediyor arkadaşlar Böyle olunca da bana şey gibi geliyor. Hani böyle ne bileyim BRN token, MRN token gibi projelerde de böyle derler ya. Bak buradan listeliyoruz, şuradan listeliyoruz. Bu ne olacak? Sonra dump'ı yiyeceğiz gibisinden gösteriyor. Şimdi devlet destekli olduğundan dolayı da bu kadar çok e, olayı söylemek istemiyorum. Hani bu tip hani dolandırıcıymış gibi söylemek istemiyorum. Devlet destekli olduğu için tabii ki de burada saygımız sonsuz. Bu konuyla alakalı da kendi resmi şeyleri var arkadaşlar. Ee, Dökümanları da paylaşmışlar. Aklınızda bulunsun. İlerleyen zamanlarda Sango değil de Mango'dan da bir tane kripto para çıkartırlar. Onu da şuradaki görmüş olduğunuz PDF'i kullanıp sitelerine eklerlerse buradaki PDF'i her zaman için göz önünde bulundurun. İçerisindeki detaylara dikkatli bir şekilde bakın. Sonra demeyin yani aa bak Sango'nun bir de Mango'su çıkmış. Bu da Güney Afrika Cumhuriyeti çıkarmış gibi yanılgıya düşerseniz dolandırılırsınız. Dikkat edin. Bunları hazırlamak çok basit. Burayı kapatıyorum. 60 bin dolar olayına biraz sonra geleceğim arkadaşlar. Şimdi ürünler kısmına geldiğimizde farklı farklı olayları var bunun. Sango madeni para aldığınızda mesela güvenli hızlı ödemeler, vergi ödemeleri. Yani bu madeni parayla satın aldığınızda vergi ödemesi de yapabiliyorsunuz. İşte açık arttırmalara katılın demiş ama bu konuyu tam anlayamadım. Şirket kayıt ücretleri yani Orta Afrika Cumhuriyeti'nde para haricinde kripto parayı kullanarak da yani bunların kripto parası kullanarak da şurada görmüş olduğunuz çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. Şurada yönetim oylaması olayı var. Bunu tam olarak anlamış değilim. Neden anlamış değilim? Şimdi yönetim oylamasından kastı ülkede mesela oraya gittiğinizde şey mi oluyor acaba? Hani Seçim var ülkede seçim var bunu da siz mi dahil oluyorsunuz? Veya işte bu kripto parayı aldım diye ben de seçimde oy kullanabilirim mantığım var. Burayı tam olarak çözmüş değilim. Ama vatandaşlık ve ikametgah olayları var arkadaşlar. Şimdi bu bizim Türkiye'de de var genel olarak. Ama adamlar bizden fiyatı birazcık yüksek seviyede tutmuşlar. Burada 5 yıllık süre için 60 bin dolar tutarında Sango coin'i tutarsanız bu adamlar size vatandaşlık veriyor. 60 bin dolara da baktığınızda 1 milyon TL yani bizim 450 bin TL verdikleri şeyi bu adamlar 1 milyon TL veriyor. Bizden de yüksek veriyorlar zaten. Bir de e ikamet olayı var arkadaşlar bunların. 3 yıllık bir süre zarfı içerisinde 6 bin dolar değerinde sangı koyun tutarsanız da ne yapıyorsunuz? Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şirket kaydı oluşturabiliyorsunuz. Çevrimçi şirket kaydı. Yani ikamet istediği olayda buraya gidip direkt ülkede şey değilsiniz. Buradaki eğer öyle bir şey istiyorsanız vatandaşlığını onu bunu almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? 60 bin dolar tutarında 5 yıllık Sango coin'i kitliyorsunuz. Adamların vatandaşlığını 1 milyon TL alıyorsunuz. Yani adamlar online olarak artık 60 bin dolara ikametgahı satıyor. Adamlar burada çok güzel bir aslında ticaret yapmışlar. Çok zeki adamlar olduklarını düşünüyorum. Neden? Şimdi kripto paraydı, oydu buydu şuydu. Çoğu ülke bunu kabul etmedi. Kabul eden ülkeler de zaten birden turizm olayına dönmeye başladılar. Örnek vereyim El Salvador ne yaptı? kripto paraları yani bitcoin'i Kabul etti adamlar işte kendi devlet resmi para birimi olarak kabul ettiler. Ama birden işte genel olarak halk bunu isyan etse de dışarıdan deli gibi turist aldılar arkadaşlar. Yani bildiğin turizmi en üst seviyeleri çıkarttılar. Ama El Salvador'a baktığınızda suç oranı en yüksek ülkelerden bir tanesi. Adamlar çok da güzel aslında kara parayı aklamış oldular. Orta Afrika gibi bir cumhuriyetinde böyle bir şeye kalkışması da benim gözümde genellikle şu oluyor. Zaten bu tip ülkeler fakir ülkeler arkadaşlar. Bir şekilde dışarıdan içeriye para sokmaları lazım. E parayı da bunlar nasıl sokacaklar veya ülkedeki vatandaşlığı satıp kasalarına nasıl para getirecekler? Ha, tam olarak da bunu yapacaklar arkadaşlar. Uyguladıkları yöntem ve yol haritası benim gözümde harika. Kripto para haricindeki olaylardan bahsediyorum sizlere. Çünkü baktığınızda adamlar ne yapıyor? 60 bin dolara yani 1 milyon TL şu anki dolar kurunu hesapladığımızda vatandaşlık satıyorlar. Bu sayfaya geri döndüğümüzde ise yani şurada kontrol paneline gelecektik. Pardon kontrol paneline girelim. Hemen gösterge paneline geri geldiğimizde kim Kimlik doğrulamadan bunu satın alamıyorsunuz ama benim gözümde şu an sitelerde bazı açıklar olduğundan dolayı kimliği doğruladığınızda şöyle söyleyeyim çok lafı uzatmayayım aslında kesinlikle burada bir kimlik veri sızıntısı gibi bir şeyler kesinlikle olacak arkadaşlar. Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani bugün dark web içerisinde büyük ihtimalle bu verileriniz paylaşılacak. Zaten hangi birimizin birisi paylaşılmıyor ama hiç almayı da düşünmüyorum. Kimliğimi de doğrulamayı da düşünmüyorum. Şu an sadece izleyeceğim. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu konuyla alakalı şamatalar kopabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir döngünün içerisine girebilir. İşte 0.1'den sattılar. 0.15'den sattılar. 045'ten listelediler. Bir fiyat satışı bir dump tak. 0.01 sente kadar da bunu geriletebilirler. Sonuçta Sango, Mango, Hango, Orta Afrika, Güney Afrika fark etmiyor. Bu adamlar bunu yolunu bulmak için çıkartıyorlar. Bu devletler para olmayan şeyin peşinden gitmezler. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Burada yapmanız gereken tek şey çok dikkatli olmanız arkadaşlar. Sizi üzmeyecek rakamları bu tip şeylere sokmanız gerekiyor. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi şeyin. Bonçıklı.